İleri düzey limit soruları 3. Bu videomuzda sınavlarda karşımıza gelebilecek ileri düzey limit sorularına bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Bizden limitin sonucunu bulmamız istenmiş. L'Hopital kuralını kullanmamıza izin yok. Öncelikle bir neyle karşı karşıya olduğumuzu anlamak için x yerine götürüp 0'ı x yerine 0 koyduğumuzda burada ln 1 elde ediyoruz. Bölü x yerine 0 koyduğumuzda da burada sin 0 elde ediyoruz. Ln 1 sıfıra eşittir. Sin 0 da sıfıra eşittir. 0 bölü 0 belirsizliğiyle karşı karşıyayız. Burada nasıl bir gidişatımızın olması gerekiyor? Birçok üniversite tarafından kuru olarak verilmeyen bir şeyi sormuş bu üniversitenin hocası. Şöyle bir şey. Limit x sıfıra giderken ln 1 artı x bölü x'i bazı üniversiteler kural olarak öğretirler, 1 derler. Bunun iki tane de bulunuş yolu vardır. Bunu Maclaurin serileri yardımıyla bulurlar. Maclaurin serileri yardımıyla. Şimdi biz kalkülüs 1 dersindeyiz. Daha Maclaurin serilerini öğrenmedik, türevlere geçmedik ki çoğu üniversite Maclaurin serilerini kalkülüs 2'de öğrenir. Maclaurin serileriyle veya L'Hopital'le. Bunun limitinin sonucunun bu şekilde olduğu Maclaurin serileri veya L'Hopital'le tespit ediliyor. Ve bunu kural olarak öğretiyor bazı üniversiteler ki çoğu üniversitemiz öğretmiyor. Bir de şunu biliyoruz tabii ki biz. Limit x sıfıra giderken sin ax bölü bx veya sin bx bölü sin ax diyelim. Gerçi bunların A, B yerlerini değiştirirsek sorun olacak. Şuna B diyelim. AX bölü BX. Bu tip limitlerin sonucu X sıfıra giderken A bölü B'dir. Burada bizden bu ikisini kullanmamız bekleniyor. Nasıl kullanacağız bunu? Şunun altına bir 10X koyacağız çarpım durumunda. Aynı şekilde yukarıya da bir 10x koyacağız çarpım durumunda. Hem yukarıyı hem aşağıyı 10x ile çarptığımızda aslında hiçbir şey değişmiyor. Niye 10x ile çarptık? Şu kural oluşsun diye. Limit x sıfıra giderken ln 1 artı 10x bölü 10x yazıyoruz altına çarpı 10x bölü sin 5x. Burada bu limitin sonucu ln içinde şu ikisi birbiriyle aynıysa x sıfıra giderken sonuç 1'dir. Buradan ise şunu kullanıyoruz. Yukarıdaki x'in katsayısını aşağıdaki x'in katsayısına böleceğiz. Veya bazı hocalar şöyle yaparlar bunu. Limit x sıfıra giderken 5x bölü sin 5x yaparlar. Kenara bir çarpı 2 ayırırlar. Sadece ben bunun bir ettiği, şu ikisinin aynı olduğu durumda bir ettiğini kural olarak kabul ediyorum derler. Hepsi sahtekarlık. Sonuçta bunun bir ettiğini kabul etmekle, şunu kabul etmekle 3 aşağı 5 yukarı aynıdır da takıntılar hepsi. Buradaki de geldiğimizde 2 ile 1'i çarparsak, yani şurada 10 bölü 5 yapıyoruz, burası 2. Üzerine direkt 2 koyabilirsiniz. Onlara bir şey diyemezler. 1 çarpı 2 bu limitin sonucu 2 olarak bulunmuş olur. Bu soruyu zorlu bir soru olarak koymamın nedeni, konu anlatım veya herhangi bir yerde bunu biz kural olarak konuşmadık. Bazılarımız açısından bu da kafada bulunsun. Bu ileri düzey limit sorularını yani ortalama ve altı üniversitelerde okuyorsak pek uğraşmayalım. Çok zorlu soru soran bazı üniversitelerimiz var. Onlardaysak ve kalem oynatamıyorum ben limitlerde sınavda diyen kişiler bu ileri düzey limit sorularıyla uğraşırlarsa daha sağlıklı olur. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.